Evet, günaydın. Bu derste Orta Çağ'da pratik felsefe üzerinde durmaya çalışacağım biraz. Pratik felsefe deyince aklımıza hemen ahlak ve siyaset geliyor. Ahlak ve siyaset ise temelde aslında nasıl yaşamamız gerektiği ile ilgili. Yani eğer Antik Yunan'daki geleneği tevarüz edersek, alırsak, İşte insanın en yüksek iyiyi gerçekleştirmesi ve mutluluğu elde etmesi. İşte en yüksek iyisi mutluluk. Mutluluk nasıl gerçekleştireceğiz? Mutluluğu nasıl gerçekleştireceğiz? İşte bu konu gündeme geldiğinde genelde felsefede ahlak ve siyaset efendim gündeme gelir. Ahlak genel anlamda bireyin kendisini yönetmesi ve bazı erdemleri gerçekleştirmesiyle ilgili. Siyaset ise politik efendim bir düzen. İnsanın içinde yaşadığı politik bir düzen. Mesela Orta Çağ düşünürü bireysel düzlemde ve toplumsal düzlemde ahlakı ele alır ve insan neden toplumsal olarak yaşar ve toplumsal yaşamın getirdiği efendim o devlet örgütlenmesi, o devlet örgütlenmesinin getirdiği, beraberinde getirdiği iktidar yapılanması ve o iktidar yapılanmasının nasıl şekilleneceği ve hangi ilkeleri ön plana alacağı şeklinde ifade edilebilir. Tabii Antik Yunan'da Platon'un devletini okuduğunuzda mesela, Aristoteles'in politikasını okuduğunuzda ahlakla siyasetin iç içe sokulduğunu da görürsünüz. Yani Antik Yunan'da ahlaki bir siyaset teorisinin ön plana çıktığını görürsünüz. Anlatacaksınız, Platon'un devletinde üç sınıf vardı. İşte sınıflara şöyle kabaca bakın. Üç sınıf. İşte üreticiler sınıfı, ikincisi bekçiler sınıfı, üçüncüsü yönetici sınıf dediğimiz. Platon bununla insan nefsi arasında da bir, değil mi, analojik bağ kuruyor idi, hatırlayacaksınız. Ve her sınıfın gerçekleştirmesi gerekli olan erdemden söz ediyordu. Mesela en alt sınıf, üreticiler sınıfında olmazsa olmaz şey şehvetle ilişkili olan, şehveti yeme içme ve cinsellik dediğimiz şey ölçülü hale getirmek de hatırlayacaksınız. İşte ikinci bekçiler sınıfının ana erdemi cesaretti mesela. Yönetici sınıfın erdemi ise bilgelik idi. Her sınıf kendi işini yaparken de erdemini gerçekleştirirse böyle bir topluma da adil bir toplum adını veriyor idi hatırlayacaksınız Platon. Aynı zamanda bozuk devlet türlerini ele alırken de yine insan analizini devam ettiriyor idi. Hatırlayacaksınız mesela şehvet yetisi, yeme içme, cinsellik ve benzeri gibi ve bunlara ilişkin özgürlükler eğer ön plana çıkmaya başlıyor ise o toplumu demokratik bir toplum olarak görüyordu ve bozulmuş bir toplum idi açıkçası. Eğer bir toplum bilgelik, yani ne diyelim, erdemli bir filozof tarafından yönetiliyor ise, bir filozof tarafından yönetiliyor ise, bilge kişi tarafından yönetiliyor ise, bilgeliğin egemen olduğu bir toplumdu. Platon'un ideal devleti buydu. Eğer mesela bir toplumda şeref ön plana çıkıyorsa, şeref için her şey yapılıyorsa, timokrasi dediği bir ne diyelim, devlet türü ortaya çıkıyordu ve benzeri. Dolayısıyla Platon'u, Aristoteles'i okuduğunuzda da öyledir. Yani Aristoteles'te de hatırlayacaksınız, düşünce erdemleri ve karakter erdemleri vardı. Düşünce erdemleri ve karakter erdemleri aynı zamanda toplumla da yakından ilişkili, yani politikayla da yakından ilişkiliydi. Politikayla da yakından ilişkiliydi. Yani benim anladığım şu, o Antik Yunan felsefesinde toplum insanlardan oluşuyor. O toplumun erdemli bir başkanı olursa
toplumdaki sınıflar erdemlerini yerine getirirlerse o toplum mutluluğa doğru yol alan bir toplum. Bunu böyle söylemek mümkün. Tabi Orta Çağ antik Yunan felsefe mirası üzerinden yükselir kuşkusuz. Antik Yunan felsefe mirası biraz da dinlerle ilişki içerisinde konumlandırılır. İslam dünyası olunca İslam, Hristiyan dünyası olunca Hristiyan, Yahudiler söz konusu olunca Yahudiliğin bazı kabullerinin ön plana çıktığını görürsünüz. Tabi burada şunun da bilincindeyizdir. Dinler bir takım ahlaki gereklilikler de ön plana çıkartırlar. Mesela Yahudilerin 10 emri, değil mi? Hepimizin bildiği Yahudilerin 10 emri. Sanırım en meşhurlarından birisi bu şeyin. Kur'an'da da tekrar edilmiş durumda. Genel anlamıyla baktığınızda bu eski ahitin 10 emrine şöyle: seni Mısır'dan köle olduğun ülkeden çıkaran Tanrı Rab benim, benden başka Tanrı olmayacak. Kendisine yukarıda, gökyüzünde, aşağıda, yeryüzünde ya da yer altındaki sularda yaşayan herhangi bir canlıya benzer put yapmayacaksın. Putların önünde eğilmeyecek, onlara tapmayacaksın. Tanrının Rab benim adını boş yere anmayacaksın. Çünkü Rab adını boş yere ağzına alanları cezasız bırakmayacaktır. Şabat gününü kutsal sayacaksın, anımsayacaksın. 6 gün çalışacak, bütün işlerini yapacaksın ama 7. gün bana, yani Tanrı Rabb'a şabat günü olarak adanmıştır. Annene babana saygı göster, öyle ki Tanrı Rab beni sana vereceğin ülkede ömrün uzun olsun. 6 öldürmeyeceksin, 7 zina etmeyeceksin, 8 çalmayacaksın, 9 komşuna karşı yalan yere tanıklık etmeyeceksin, 10 komşunun çadırına, evine, karısına, erkek ve kadın kölesine, öküzüne, eşeğine, hiçbir şeyine göz dikmeyeceksin. Dolayısıyla bu en ilginç dini ahlak diye nitelendirdiğimizde 10 emir karşımıza çıkıyor. 10 emir aslında Kur'an'da da dile getirilir. Kur'an'da da dile getirilir 10 emir. Kur'an'daki ifade tarzına baktığınızda genel anlamda şöyle diyelim: şirk koşmayacaksın, Tanrı'nın adını boş yere ağzına almayacaksın, Tanrı adına yemin etmeyeceksin, anne babaya saygı göstereceksin, insan öldürmeyeceksin, hırsızlık yapmayacaksın, zina yapmayacaksın, yalancı şahitlik yapmayacaksın, komşunun malına göz dikmeyeceksin. Dolayısıyla benzer şekilde 10 emrin aşağı yukarı benzer şekilde yenilendiğini görürüz 10 emrin. Tabii Hristiyanlık söz konusu olduğunda, biliyoruz ki Hristiyanlıkta bunların dışında aynı zamanda Hristiyan ahlakına da belki damgası da vurmuş olan inanç, umut ve sevgi diye nitelendirdiğimiz üç büyük kavramsallaştırmalarının olduğunu görüyoruz. İnanç, umut ve sevgi. Özellikle İncil'leri karıştırdığınızda, İncil'leri karşı karıştırdığınızda sevgi temasının çok fazla işlendiğini görürsünüz. İncil'lerde işte komşunu sev buyruğu, değil mi, en temel buyruklardan bir tanesi olarak karşınıza çıkar. Yine Tanrı'yı sevmek ön plana çıkar. Hepimiz biliyoruz ki yine Matta İncil'inde düşmanlarınızı sevin, size zulmedenlere dua edin gibi
çeşitli yaklaşım tarzlarının gündeme getirildiğini de biliyoruz. Bu yüzden Hristiyan ahlakında aynı zamanda bir agapizm, yani sevgi ahlakı diye nitelendirdiğimiz bir durumla da karşılaştığımızı söylemek gerekir. Agapizm ya da sevgi ahlakı. Tabii bu Hristiyan kültüründeki agapizm, sevgi ahlakı sanırım Antik Yunan filozofları içerisinde en çok Platon tarafından işlenmiş bir tema. Özellikle Platon'un sempozyumu aşk üzerine kurulu, bildiğiniz gibi Eros üzerine kurulu. Phaedrus diyaloğu da hakeza öyle. Dolayısıyla Platon'un bu sempozyum diyaloğunda Antik Yunan'ın dört büyük erdemini, yani bilgelik, cesaret, ölçülülük ve adalet erdemlerini yani Antik Yunan'ın en yüksek iyilerini aşk kavramından çıkarsamaya çalıştığını da biliyoruz. Dolayısıyla Orta Çağ Hristiyan felsefesindeki bu sevgi ahlakı doğal bir biçimde şeye de yansıyacak. Siz söyleyin. Hristiyan kültüründeki etik tartışmalara da yansıyacak. Biz buna agapizm adını veriyoruz. Agapizm. Yine Orta Çağ'da Hristiyanlık söz konusu, dinler söz konusu olduğunda büyük günahlar var biliyorsunuz. Yani yapılmaması gereken Orta Çağ'da bu 7 büyük günah meselesi var. Hristiyanlıkta 7 büyük günaha bakalım önce. Hristiyanlıkta 7 büyük günah. Bunlara ölümcül günah da diyorlar biliyorsunuz değil mi? Ölümcül günah da diyorlar. Bu Hristiyan Katolik inancında yer alan 7 büyük günah. Birincisi kibir. İkincisi açgözlülük. Üçüncüsü şehvet. Dördüncüsü öfke. Beşincisi kıskançlık. Altıncısı tembellik. Yedincisi ise oburluk olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla bir de Hristiyanlığın gündeme getirdiği 7 ölümcül günah dediğimiz şey var. İslam dünyasında da hadislerin içerisine bu büyük günahlar sokulmuş. İşte mesela İslam'da şirk koşmak büyük günah, zina yapmak büyük günah, içki büyük günah, faiz büyük günah. İşte efendim yalancı tanıklık büyük günah, adam öldürmek büyük günah içerisine sokulmuş. Ve tabi İslam kültürü içerisinde bunlar çeşitli türlere de ayrılmış. Mesela kalple yapılan büyük günahlar, işte Allah'a şirk koşmak, günahta ısrar etmek falan, ümit kesmek, dil ile yapılan büyük günahlar. Bunlar gazalici tasnifler. Birine zina iftirası atmak, yalancı tanıklık yapmak, İşte yalan yere yemin etmek, büyü yapmak, sihir yapmak, mideyle yapılan büyük günahlar, içki içmek, yetim ve öksüz malı yemek, faiz yemek, cinsel organla yapılan büyük günahlar, zina etmek, el ile yapılan büyük günahlar, hırsızlık yapmak, insan öldürmek, ayak ile yapılan büyük günahlar, cihattan kaçmak ya da savaştan kaçmak. Gördüğünüz gibi dinler... ahlak söz konusu olduğunda günah kavramsallaştırması da gündeme getirmişler. Yani günah ve sevap dediğimiz bir kavramsallaştırma var. Tabii felsefeye girdiğinizde bu iyi ve kötü kavramsallaştırmasına dönüşüyor. Tabii dinlere baktığınızda ortaçağ ahlak felsefeleri, ilk çağ ahlak felsefeleri akılsal bir temele yapılandırılmıştı. Yani akılsal ve pratik bir temeli vardı. Orta Çağ'da ahlakın kaynağı nedir sorusuna baktığınızda genelde ikilemli bir yanıtla karşılaşırsınız. Teolojik çevreler genelde ahlakı buyrukçu bir temelde ele alırlar. Yani bir şeyi günah ya da sevap yapan, bir şeyi felsefi dille söylersek iyi ya da kötü yapanın
ve tanrısal buyruk olduğunu ileri sürerler. Biz bunlara buyrukçu diyoruz ya da iradeci yaklaşım adını veriyoruz. Buyrukçuluk ya da iradecilik. Mesela Scott Erigina'ya bakarsanız bu buyruk iradeci yaklaşımın önemli ipuçlarını görebilirsiniz. Tabii bu yaklaşım tarzı iradeci, mesela İslam dünyasında Ebu Hamid el-Gazzali gibi Eş'ari düşünürlerin ahlak felsefelerine baktığınızda tanrısal buyrukçuluğun ön plana çıktığını görürsünüz. Kabaca bu antik Yunan felsefesinde özellikle Platon'un Etifron diyaloğuna geriye giden bir tartışmanın burada gündeme getirildiğini görürsünüz. Tartışmanın özü şu, Etifron biliyorsunuz diyalog olarak Etifron diyaloğunda, Platon dindarlığı tartışıyor idi. Şu soru merkezdeydi orada. Tanrılarla ilgili olarak sorulur bir soru. Bir şey iyi olduğu için mi tanrılar tarafından istenmekte, yoksa tanrılar tarafından istendiği için mi iyi olmaktadır? Bir daha söyleyelim. Bir şey iyi olduğu için mi tanrılar tarafından istenmekte, yoksa tanrılar tarafından istendiği için mi iyi olmaktadır? Bu ikilem, Etifron ikilemi diye de bilinir bu. İlk kısmı, bir şey iyi olduğu için mi tanrılar tarafından isteniyor kısmına evet derseniz, orta çağda buna evet diyenler çıkacak. Bunlar ahlakı ontik zeminde, yani ahlakın Tanrı'nın buyruğundan ayrı. Biz buna nesnelci ahlak diyoruz ontolojik düzlemde. Şeylerin kendiliğinden kendinde iyi ya da kötü olduğu. Dolayısıyla Tanrı'nın da aslında kendinde iyi ve kötü olandan yola çıkarak buyruklarını inşa ettiği anlayışı. İki, nesnelci ahlak anlayışları ya da objektivizm diyebilirsiniz buna. Ahlaki objektivizm. Zaten orta çağda ahlaki objektivizmi savunan, mesela İslam dünyasında Mutezile ekolünü örnek olarak verebiliriz. Bunların iyi ve kötülüğün akılla bilinebileceğini iddia ettiklerini görürsünüz. Yine mesela Maturidi ekol içerisinde de iyi ve kötülüğün akılla bilinebileceğini savunan bir yaklaşım tarzının var olduğunu görüyoruz. Hristiyan kültürü içerisinde mesela Saint Thomas Aquinas'ın da aynı şekilde objektivist ahlak anlayışına eğilim gösterdiğini söylemek mümkün. Şimdi ikinci kısmı var Etifron diyaloğunun. Yani bir daha sorarsak ikinci kısmı şuydu. Tanrılar bir şeyin iyi ya da kötü olmasını istedikleri için mi şeyler iyi ya da kötü olurlar? Biz buna buyrukçuluk diyoruz. Tanrı bir şeye iyi derse iyi, kötü derse kötü. Bu aslında dinlerin, teistik dinlerin ana akımının görüşünü de ifade eder. Yani Yahudi kültüründe, Hristiyan kültüründe ve İslam kültüründe teistik anlayışın yaygın olduğu çevrelere bakarsanız iyi ve kötünün belirleyicisi, mutlak belirleyicisinin tanrısal buyruk ya da tanrısal irade olduğu ifade edilir ki buna buyrukçuluk ya da iradecilik adı verilir. Dolayısıyla orta çağda bu tartışmalar Etifron diyaloğundan yola çıkarak söylersek bu Etifron diyaloğundaki o ikileme yanıt olarak ikili bir ahlak anlayışının da geliştiğini söylemek mümkün. Bir tarafta objektivist temele dayalı, tabiatçı ve büyük ölçüde akılla iyi ve kötünün bilineceğini savunanlar, öbür tarafta ise tamamıyla buyrukçu, iyi ve kötünün akılla kavranamayacağını, bilinemeyeceğini, iyi ve kötünün tanrısal buyruk tarafından belirlendiğini, ifade edildiğini savunan yaklaşım tarzı. Takdir edersiniz ki bu arada senteze gitmeye çalışan düşünürler. Yani bir yandan şeriatı, dini, bir yandan da aklı uzlaştırmaya çalışan düşünürler. Her iki yaklaşım tarzının bir sentezini ortaya koymaya yöneleceklerdir. Dolayısıyla hem şer'i ya da dini ahlakı hem de akli ahlakı bütünselleştirmeye çalışacaklardır ki mesela Thomas Aquinas'ı okursanız mesela Aristotelesçi geleneğe bağlı, mesela akılsal bir takım erdemlerden söz ettiği gibi
dini erdemlerden de söz etmeye çalıştığını göreceksiniz. Bu ön bilgiden sonra yani Orta Çağ'da ahlak anlayışı ile ilgili ön bilgilerden sonra birkaç düşünürün belki ahlak felsefesi üzerinde bir şeyler söylemek mümkün. Tabii farklı yaklaşım tarzı savunanları size göstermek isterim. Amacım da o zaten. Sanırım önce Hristiyan kültürüne bakalım. Hristiyan kültüründe ilk sanırım ahlak konusunu ciddi anlamda işleyen ilk düşünürlerden birisi, siyasette de öyle, siyaset konusunda öyle, Arius Augustinus. Augustinus'un ahlak felsefesine baktığınızda sevgi kavramı üzerine oturtulmuş bir ahlakla karşılaştığımızı söylemek gerekir. Buna herhalde tam bir sevgi ahlakı ya da akapizm demek mümkün. Onun eserlerine baktığınızda sevginin ana temalardan birisi olarak karşımıza çıktığını görürsünüz. Özellikle onun Tanrı kuramında Platon ve Plotinus'tan gelen İşte Tanrı'nın bir akıl olduğu kadar irade ya da akıl olmaktan daha çok irade olduğu konusunda o Platoncu ve yeni Platoncu gelenekten bu iradeye vurguyla kendini ayırmaya çalıştığını biliyoruz. Tanrı'nın bu özelliğinden ötürü onun bir sevgi olduğunu, gerçekte Tanrı'dan insana inecek, insanın da aynı özelliğe sahip bir varlık olduğunu belirttiğini görüyoruz. Augustinus'a göre nasıl cisimleri hareket ettiren ağırlık veya hafiflik ise insanı hareket ettiren, insanın davranışlarının itici gücü olan şey de sevgidir. Çünkü istek veya arzu da sevgiden doğar ve onun bir görüntüsü olarak karşımıza çıkar. Augustinus her türlü arzu, istek veya iradeyi sevgiye dayandırmak, onun bir görüntüsü olduğunu ortaya koymak için insanın niçin bir eylemde bulunduğunu sorar. Buna verdiği yanıt, insanın her şeyi istediği, arzu ettiği için eylemde bulunduğudur. Peki insan niçin bir şeyi ister ya da arzu eder? Çünkü insan arzu ettiği şeyle ilgili olarak kendisinin eksik olduğunu, ona sahip olduğu takdirde bu eksikliği gidereceğini bilir. Böylece her eylemin arkasında bir arzu ya da istek, her arzu veya isteğin arkasında da arzu edilen şeye duyulan ihtiyaç ve ilgi vardır. İşte Arius Augustinus Şölen'de ya da Sempozyum'da Platon'un sevgi hakkında yaptığı analizi izleyerek insanın eksikliğini duyduğu, sahip olmak istediği, sahip olduğu zaman tamamlanacağına inandığı şeye karşı duyduğu ilgisine aşk adını verir. Augustinus'a göre bir insan için aşk duymamak, aşık olmamak imkansız olduğu gibi ayrıca arzu edilir bir şey de değildir. Çünkü bir şey istememek yani sevmemek ölmek demektir. İnsan ancak ona göre ölüyse aşık olamaz. Yani ölüler aşık olamaz. Augustinus'un bu akıl yürütmeyi devam ettirerek insan ruhunun sahip olduğu tüm temel duyguları aşktan hareketle tanımlama yoluna gittiğini görüyoruz. Böylece arzu sahip olmak istediğimiz ama henüz sahip olmadığımız bir şeye karşı duyduğumuz aşktır. Buna karşılık sevinç, sevdiğimiz veya aşk duyduğumuz bir şeye sahip olduğumuzda duyduğumuz şeydir. Korku ise sevdiğimiz bir şeyin tehdit altında olduğunu düşündüğümüzde ruhumuzu etkisi altına alan duygudur. Özümüzü aşkın oluşturması öte yandan bütün sevgilerimizin doğru veya iyi olduğu anlamına gelmez. Augustinus'un her varlığın kendi türü ve doğası bakımından gerçekleştirmesi gereken eylemleri yapmasını iyi, bunun tersi davranışlarda bulunmasına yani kendi doğasına uygun olmayan şeyleri yapmasına ise kötü adını verdiğini görüyoruz. İyi ve kötüye ilişkin bu ölçüt Augustinus için doğru aşk ve yanlış aşkla ilgili olarak da geçerlidir. Augustinus için insanın bedenini sevmesi kötü, buna karşılık Tanrı'yı sevmesi iyi ve doğru olan aşk grubuna girer. Augustinus bu iki farklı hatta birbirine karşıt aşkı Latince biliyorsunuz jubiditas ve caritas terimleriyle kavramsallaştırır. Jubiditas kötü ve yanlış aşk,
karitas iyi ve doğru aşk anlamına gelir. Birinci türden aşkın belli koşullar altında ama sınırlı olarak kabul edilebilir olmasına karşın, çünkü fiziksel, doğal bir varlık olarak belli ölçüler içinde ona da ihtiyacımız vardır. Ancak ikinci aşk koşulsuz, mutlak olarak iyi aşk, yani gerçek aşktır. Bu ikincinin en iyi örneği Tanrı'ya karşı duymamız gereken aşktır. Çünkü bizi ebedi mutluluğa, Tanrı'da olan ebedi barış ve huzura götürecek olan aşk da budur. Peki biri yanlış veya kötü, diğeri doğru ve iyi olan bu iki aşk arasında yer alan diğer aşkların durumu nedir? Örneğin insanın kendini sevmesi, komşusunu sevmesi, diğer insanları, hemcinsleri sevmesi konusunda Augustinus ne düşünmektedir? O Hristiyanlıkla ilgili Hristiyanlık öğretisi adlı eserinde şöyle diyor. Şeyler hakkında doğru bir değerlendirme yapan, duygulanımlarını sıkı bir kontrol altında bulundurmasını bilen, doğru ve tinsel bir insanın özelliği, sevmemesi gereken şeyi sevmemesi, sevmesi gereken şeyi sevmekte ihmal göstermemesi, az sevilmesi gereken şeyi çok sevmemesi, az veya çok sevilmesi gereken şeyi eşit sevmemesi ve eşit sevilmesi gereken şeyi az veya çok sevmemesidir. Böylece bir günahkar, günahkar olarak sevilmemeli, her insan bir insan olarak Tanrı için sevilmeli. Buna karşılık Tanrı sırf kendisi için sevilmelidir. Eğer Tanrı'nın herhangi bir insandan daha çok sevilmesi gerekiyorsa, her insan onu kendisinden daha çok sevmelidir. Aynı şekilde bir başka insanı da kendi bedenimizden daha çok sevmeliyiz. Çünkü her şey ancak Tanrı dolayımıyla sevilebilir. Bedenimizin Tanrı'yı sevme konusunda bizimle bir işbirliği içinde olmasının imkansız olmasına karşılık, bir başka insan bu sevgimizi paylaşabilir. Çünkü beden sadece ruhla yaşar ve biz Tanrı'yı ruhla severiz. Öyle anlaşılıyor ki Augustinus mutluluğu aslında bir tür Tanrı sevgisinde görmekte. Ve her şeyi Tanrı dolayımıyla sevmemiz gerektiğini ifade etmeye çalışmaktadır. Ve buradan yola çıkarak bir sevgi ahlakı da oluşturmaya da çalışmaktadır. Onun şöyle bir Tanrı Devleti'nde ifade kullandığını da görüyoruz. İyiler dünyayı Tanrı'yı sevmek için, kötüler ise bunun tersine Tanrı'yı dünyayı sevmek için kullanırlar. O yüzden bütün ahlakın merkezine Tanrı sevgisini ve Tanrı dolayımıyla bir şeyi sevmeyi yerleştiriyor. Bizim Yunus'ta var ya, Yunus Emre'de bir şeyi yaratıcısından ötürü sevmek. Ya da bizde Türkçe'de bir deyiş var ya, Allah aşkına bir şeyi sevmek, Allah aşkına yapmak. İşte Allah aşkını merkeze oturtan, sevgiyi merkeze oturan, Tanrı sevgisi dolayımıyla insanları sevmeyi yönelten bir şey. Mesela bir günahkarı günahkar olarak sevmeyebilirsiniz ama Tanrı yaratımı dolayımıyla onu da sevebilirsiniz yani. Ve ona yardım edip onun kurtulmasını sağlayabilirsiniz. Yine mesela ahlak felsefesiyle ilgili farklı yaklaşım tarzlarını gündeme getirmek açısından olsun. Şeye bakalım. İlginç olduğu için Abelardus'a bakalım. Orta Çağ'da aynı zamanda dedim ya Tanrı ön plan çıkar yani arka şeydi. Burada Augustinus sevgiyi Tanrı dolayımıyla sevmek onu ön plan çıkartırken mesela ahlakta Abelardus'un niyeti gündeme getirdiğini görüyoruz. Yüzden Abelardus'un etik anlayışı Augustinus'un aşk etiği, daha sonra göstereceğim, Aquinalı Thomas'ın ebedi saadet etiğiyle birlikte
Hristiyan Orta Çağ felsefesinin üç büyük ve önemli etik görüşlerinden birisi. Bu etik anlayışı da hiç kuşku yok ki dini ve teolojik olarak temellendirilen bir etik görüşü. Bununla birlikte Augustinus ve Aquinalı Thomas'ın etiklerinin ahlaki eğilimin iyiliğini sadece Tanrı tarafından konulmuş yasaya ve ilahi emirlere uygunluğa bağladığı yerde, Abelardus ahlaki iyiliği failin niyetine ve iradesine bağlar. Buna göre Augustinus'un ve Thomas'ın etik anlayışları her ne kadar birer dini etik olarak son çözümlemede deontolojik etik yapısı içine girse de ahlaki eylemin ilahi yasaya uygunluğu ve dolayısıyla eylemin sonuçları üzerinde durdukları yerde Abelardus esas failin özgür seçimini ve niyetini vurguladığı için onun etiğini bir niyet etiği olarak nitelendirmek mümkün. Başka bir deyişle yani Abelardus ahlaklılığın eylem ve eylemlerin sonuçlarından ziyade kişinin içsel yaşantısıyla, tinsel saflığıyla ve nihayet niyetlerle ilgili olduğunu söyler. Biliyorsunuz Abelardus'un yasak aşk yaşadığı Helois vardı. O yüzden hayalarını kesmişlerdi, hatırlayacaksınız. Helois'e yazdığı mektubun birisinde şöyle söylüyor. Dikkate almamız gereken husus hangi şeylerin yanlış yapılmış olduğundan çok onların hangi ruh haliyle yapıldığıdır. Çünkü önemli olan eylem değil fakat niyettir. Abelardus niyet sonuç karşıtlığının şöyle ifade eder. Masum bir adamın öfkenin doruğundaki çılgın efendisi tarafından öldürülmek üzere yalın kılıç kovalandığını varsayalım. Adam uzun süre kaçıyor ve sonunda istemeden onun tarafından öldürülmemek için efendisini öldürmeye zorlanıyor. Söyleyin bana, bu adamın istenci kötü müdür? Onun istediği şey ölümden kaçmaktır, kendi yaşamını korumaktır. Bu kötü bir istenç midir? Kesinlikle hayır. Köle, geleneksel açıdan Tanrı'nın asla öldürme buyruğunu ihlal ettiği için kuşkusuz günah işlemiştir. Oysa Abelardus'a göre günahkar olan ondan ziyade kölesini öldürme iradesi göstererek ve bu iradeye boyun eğen efendisidir. Abelardus burada kalmayıp aynı bakış açısını ve değerlendirme tarzının Tanrı için de geçerli olduğunu söyler ve şöyle der. İş ödüle gelince Tanrı eylemden ziyade zihni yani niyeti dikkate alır. Çünkü bir eylem ister iyi ya da ister kötü niyetten kaynaklansın, kişinin değerine hiçbir şey katmaz. Gerçekten de Abelardus'un etik görüşünde niyet her şeydir. Niyet ona göre en kötü eylemleri bile bağışlatabilirken, gerçekte en masum, en kolay eylemleri ahlaki bir kötülük hatta bir günah haline getirebilir. Örneğin, oburluk veya abartılı giyim kuşam kendi işlerinde bağışlanabilir olan kusurlardır. Zira insan bu hatalara ahlaki içerimlerinin hiç farkında olmadan düşebilir. Fakat insan bilerek ihtiyacı olandan fazlasını yer veya gösteriş yapmak adına kibrinin bir parçası olarak yani isteyerek mübalağalı giyinirse ve takıp takıştırırsa bu sadece ahlaki anlamda yanlış olmakla kalmaz. Bütünüyle günah da olur. Niyetin özünde bulunduğu ahlaklılığa, niyetin özünde bulunduğu ahlaklılığa ilgisiz olan şey, Abelardus'a göre sadece sonuçlar değildir. Etik alanın eylem alanıyla asla örtüşmediğini savunan Abelardus için sonuçları doğuran eylemler de doğal olarak ahlaklılığa ilgisiz olmak durumundadır. Eylemler kendi başlarına ayrımsızdırlar. İyi ya da kötü oluşları kendilerinden önce gelen niyete bağlı olan eylemlerimizin durumudur. Hatta sık sık olduğu gibi farklı insanlar tarafından ya da farklı durumlarda aynı insan tarafından gerçekleştirilen eylemin niyetlerinin farklılığına göre iyi ya da kötü olduğu söylenir. Çok uzatmamak için
Abelardus'ta bir niyet ahlakının ön plana çıkartılmaya çalışıldığını söylemek mümkün. Yani Arius Augustinus her ne kadar Tanrı buyruklarını merkeze alıp eylemleri Tanrı sevgisi ve Tanrı aşkı için yapmanın ahlakiliğini gündeme getirirken burada Abelardus'un Orta Çağ Hristiyan kültüründe niyet ahlakını ön plana çıkartmaya çalıştığını görüyoruz. Bildiğiniz gibi niyet ahlakı, ahlakın sonuçlarını değil, ahlakın çıkış noktasını esas alır. Dolayısıyla bir eylemi iyi ya da kötü yapanın sonuçta ortaya çıkan yarar ya da zarar değil, insanın niyeti olduğunu düşünür. Bu bakış açısıyla baktığımızda aslında bu niyet ahlakının Immanuel Kant'ta merkezi bir işlev yükleneceğini biliyoruz. İşte Orta Çağ'da niyet etiğini temellendirmeye, Kant'tan önce temellendirmeye çalışan Abelardus'la karşı karşıya olduğumuzu efendim söylemek isterim. Aquinalı Thomas'a bakalım. Aquinalı Thomas bir, dediğim gibi, bu da çok önemli bir ahlak anlamında önemli, Orta Çağ Hristiyan ahlakı anlamında çok önemli birisi. Aquinalı Thomas bildiğiniz gibi bir Aristoteles yorumcusuydu. Aristoteles ile Hristiyanlık arasında bir bağ kuruyordu. Etik anlayışında da Aristotelesçi felsefe ile Hristiyan inancının bir sentezini yapmaya çalıştığını görüyoruz yine. O Aristoteles'in psikolojisinin hemen tüm ögelerini aynen benimseyip insanın öncelikle doğal bir varlık olduğunu, bir takım doğal fonksiyonları ve yine belirli doğal amaçları bulunduğunu öne sürüyor. Buna ek olarak Tanrı tarafından yaratılmış bir varlık ya da Tanrı'nın çocuğu olduğu için insanın bir de doğaüstü boyutu olduğunu söylüyor. İşte bundan dolayı etiğine Aristoteles felsefesiyle Hristiyan öğretinin bir sentezi damgasını vuruyor. Aquinalı Thomas, Aristoteles'in etiğinin temel unsurlarında doğaüstü bir boyut, bir ahiret mutluluğu, yani Yunan filozofunun ahlak ve fikir erdemlerine de bir takım teolojik erdemler ekleyerek işi çözüyor. Çünkü Aristoteles'te ahiret mutluluğu falan yok, Hristiyanlık'ta bu var. Dolayısıyla Hristiyanlık'ta demin söylediğim gibi inanç, sevgi, umut gibi dini ahlaklar ya da tanrısal buyruklar da var. Hristiyanlık'ta büyük, yedi büyük günah gibi günahlar da var. Ama Aristoteles'te bunlar yoktu. Aristoteles'te sadece düşünce erdemleriyle davranış ya da karakter erdemlerinden söz ettiğini görüyoruz Aristoteles'in. Aristoteles'te insan formunun aktüelleşmesini ifade eden mutluluk, her şeyden önce belli bir tür etkinlikten, insan ruhunun akıllı parçasının değişmez, en yüksek ve ezeli ebedi nesnelere yönelik olan teorik boyutunu geliştirip yetkinleştiren entelektüel faaliyetlerden meydana geliyor idi. Aristoteles etiğinin özü itibariyle mutlulukçu ve dolayısıyla teleolojik bir etik olduğunu biliyoruz. Ve ahlaki faaliyetin nihai amacına bu dünyada erişilmesi fazlasıyla mümkün olan mutluluğu yerleştirdiğini biliyoruz. Öte yandan Aristoteles'te gerçekte mutlu olan insan bir aziz değil fakat bir filozof. Çünkü Aristoteles Yunanlı bir entelektüeldi. Ahlak felsefesinde Aristoteles'ten yola çıkarak mutlulukçu ve dolayısıyla teleolojik bir etik görüşü geliştiren Aquinalı Thomas için insanın nihai amacı sadece bir araç olan madde ya da maddi zenginlik olamaz. Ona göre insanın nihai ve gerçek hedefi haz veya iktidar da olamaz. Çünkü bunlar bütünsel insana değil de insanın bir yönüne, bedenine ya da iradi boyutuna katkıda bulunur. Onu bir açıdan geliştirir. Bilimsel bilgi, spekülatif felsefe de insan gerçek ve en yüksek nedenin bizatihi kendisini bilmek istediği. Ama bizim duyu deneyiminden başlayan bilgimiz insanın bu özlemini yerine getiremediği için nihai amaç olamaz. Olsa olsa Aristoteles'te olduğu gibi kusursuz değil de bu dünyada elde edilebilen en yüksek mutluluk türü olan
sınırlı ya da eksikli bir saadet getirebilir. Nihai ve en yüksek amaç olan kusursuz mutluluk öyleyse yaratılmış bir şeyde ve bu dünyada bulunamaz, fakat sadece ve sadece Tanrı'da bulunabilir. İnsan kusursuz mutluluğa, ebedi saadete aşk ve bilgi yoluyla öte dünyada Tanrı görüsüyle erişebilir. Amaçlı ve düzenli bir dünya görüşü ve değerlere dayalı bir varlık hikayesi benimseyen Thomas'a göre insanın nihai amacı Tanrı bilgisidir. Ence gerçek hakikate ilişkin bilgi de bu bilgidir. Bunun böyle olması gerçekten de onda her şeyin kendi tarzında hem kendi yetkinliğini ve hem de Tanrı'ya benzerliği aramasından kaynaklanır. Gerçekten de Aristoteles gibi her varlığın kendisi için iyi olan ve gerçekleştiğinde onu mutlu kılacak bir amacı olduğunu söyleyen Aquinalı Thomas, bütün varlıklar ama özellikle de akıllı insan varlığı için bu amacın Tanrı bilgisi ve esas olarak da Tanrı görüsü olduğunu söyler. Buna göre Thomas, önce insanın nihai amacını ve en yüksek iyiyi arayıp bulmanın akıl sahibi insanın yetkinliğinin neden meydana geldiğini arayıp bulmayla eşdeğer olduğunu ve söz konusu yetkinliğin insanın formu olan aklın kendisini gerçekleştirmesinden ve kendine özgü faaliyeti tam olarak hayata geçirmesinden oluştuğunu ileri sürer. Bununla birlikte bu bilgiye bedenin getirdiği sınırlamaların hüküm sürdüğü bu dünyada erişilemez. İnsan ruhunun Tanrı'ya ilişkin tam ve gerçek bilgiye bedenle olan bağını kopardıktan sonra onun bir bağışı olarak erişebileceği ya da erişebilmesi Thomas'a göre mümkündür. Bu doğal bilgi düzeyinden bütünüyle farklı olan dolayımsız bir bilgi düzeyine yükselmeyi de ifade eder. Bilginin mutlak hakikatle yüz yüze gelen bu en yüksek derecesine Aquinalı Thomas'ın hakikat görüsü, Tanrı görüsü gibi adlar verdiğini biliyoruz. Bu görünen insana ilahi eğitli iyiliğin bir tür taşmasıyla geldiği zaman tümüyle ve bir anda geldiğini belirten Thomas'a göre ilahi ışığın aydınlattığı zihin hakikati bir ardı sıra kavranan ayrı ayrı parçalar dizisi olarak değil fakat bir bütün olarak görmeye başlar. Aquinalı Thomas insanın bu nihai hedefe Tanrı tarafından konmuş olan yasaya uygun olarak eylemde bulunmasının ifadesi olan ahlaki eylemler ve erdemler geliştirerek varılabileceğini söyler. Başka bir deyişle ona göre insan nihai amacına erişmek için önce gerekli altyapıyı hazırlayarak Tanrı tarafından yaratılmış olmanın bilinci ve şerefiyle akıllı özüne uygun bir tarzda doğru ve erdemli yaşaması gerekmektedir. Aquinalı Thomas işte bu düşünceye uygun olarak önce doğal erdemlerden, bu dünyada doğru yaşamak için gerekli olan erdemlerden söz eder. O erdemi insanın doğru ve özüne uygun yaşamasını mümkün kılan iyi nitelikleri ve entelektüel alışkanlıkları olarak tanımlar. Tıpkı Aristoteles gibi fikri veya entelektüel erdemlerle ahlaki erdemleri ya da davranış erdemlerini birbirinden ayırır. Bunlardan entelektüel erdemler insandaki anlama yetisinin eseri, spekülatif veya teorik aklın kendi gerçek iyisinin yani hakikatin peşine düşmesinin sonucu olan erdemlerdir. Bir başka deyişle fikri ya da entelektüel erdemler insan aklının varlığın ilk ilkelerini ya da gerçek kaynağını bilmesiyle, ilkelerden doğru sonuçlar çıkarmasıyla, doğru hükümler vermesiyle ilgili olan bilim ve felsefe yoluyla kazanılan erdemler olup en gerçek ifadesini bilgelikte bulur. Entelektüel erdemlerin insan aklını düzene soktuğu, onu özüne uygun bir işleyişe kavuşturduğu yerde ahlaki erdemler ya da davranış erdemleri aklın iştah yetisini yönlendirmesinin, pratik aklın ruhun hayvani düzeyi üzerinde egemenlik tesis etmesinin sonucu olan erdemlerdir.
Bu davranış erdemleri ya da ahlaki erdemler tıpkı Aristoteles'te olduğu gibi ifrat ve tefritten, yani aşırı uçlardan sakınmayla bir doğru ortayı bulmakla kazanılabilir. Bu her şey için olduğu kadar aklın egemenliği için de geçerlidir. Başka bir deyişle, iştah, arzu ve istekler üzerinde hakimiyet kurmaya çalışırken insan doğasını reddetmek veya yok saymak yerine bütünsel insan doğasını temele almak her halükarda aşırıya kaçmaktan sakınma durumudur. Bundan dolayı Aquinalı Thomas, Hristiyanlığın klasik erdemlerinden olan tam yoksulluk veya öte dünyacı bir çileciliğe karşı çıkmış ve yoksulluğun kendi içinde zenginlikten daha büyük bir iyi olmadığını öne sürmüştür. Thomas'a göre insanın bütün faaliyetlerini nihai amacı göz önünde bulundurarak yönlendirmek durumunda olan güç ya da yeti akıl olmakta ve insan eylemlerinin ölçüsü olan akıl, insan varlığına bir takım emirler verip ona yükümlülükler getirmekle birlikte akıl bunu keyfi ya da gelişigüzel bir biçimde yapamaz. Aklın iştah yetisi üzerinde egemenlik kurarken ve onu denetleyip insan eylemlerine rehberlik ederken bu konuda aşırıya kaçmamak ve ona gerçek iyiliğin ve amacını gösterecek doğru yükümlülükler getirmek için bir ahlak yasasını temele alması zorunluluğu söz konusudur. Bu ahlak yasası, yasaları ebedi yasa, doğa yasası ve pozitif hukuk diye ayırıp bütün yasaların Tanrı'dan çıktığını söyleyen Aquinalı Thomas da ebedi yasada temellenen doğa yasasından çıkar. Buna göre insanda canlı bütün varlıklarla ortak olarak kendi varlığını koruma yönünde doğal bir eğilim vardır. Bu eğilim üzerinde düşünen akıl, varlığın korunması ve hayatın idamesi için yerine getirilmesi gereken yükümlülükleri belirler. Örneğin akıl insanın kendi varlığına son vermesine izin veremez. Zira bu doğa yasasına aykırıdır. Yine insanda onun hayvanlarla paylaştığı türünün devamını sağlama gibi doğal bir eğilim vardır. İnsan tıpkı diğer hayvanlar gibi bir cinsel hayata sahiptir ve yine o aynen hayvanlar gibi kendi canından gelen varlıkları besleyip büyütmek ve yetiştirmek ister. Aklın görevi öyleyse doğa yasasına uygun olarak türünün devam etmesi için gerekli hayat tarzını, eylem biçimini belirlemek olmalıdır. Öte yandan insanda hepsinden önemlisi hakikati, özellikle de tanrısal hakikati bilme yönünde doğal bir istek ya da eğilim vardır. İşte akıl, insan varlığını gerçekleştirecek, onun nihai amacına götürecek eylem ve etkinlikleri nesnel ve rasyonel bir ahlak yasasının, daha doğrusu doğa yasasının, doğal eğilimlerin gerçek düzenine tekabül eden hiyerarşik bir düzen içinde sıralanan buyruklarını hesaba katarak düzenlemek durumundadır. Aklın bu düzenlemesinin iştah yetisini veya ruhun hayvani parçasını doğru yaşama amacına uygun bir biçimde yönlendirmesinin sonucu olarak Aquinalı Thomas'ta 4 ayrı ahlaki erdem ortaya çıkar. Bunlar basiret, adalet, ölçülülük ve cesarettir. Bunlardan ölçülülük ve cesaret, aklın iştah yetisini, yani arzu, istek ve tutkuları, basiret kendi kendini kontrol etmesini, adalet de tutkuların dışında kalan eylemleri yönlendirmesinin bir sonucu ya da ifadesi olmak durumundadır. Aquinalı Thomas'ın etik görüşünde aklın ebedi yasada temellenen doğa ya da ahlak yasasına uygun faaliyetinin insan varlığının erdemli yaşamının sonucunda Aristoteles'in kendini gerçekleştirme etiğinin insana sağladığı mutluluğa benzer bir dünyevi ya da doğal mutluluğa erişidir. Bununla birlikte Aquinalı Thomas'ın gözünde bu asla yeterli olamaz, çünkü dünyevi mutluluk, gerçek mutluluk insanın da sadece doğal bir mutluluk değildir. İnsan da sadece doğal bir varlık değildir. Tanrı tarafından
kendi suretinde yaratılmış biricik rasyonel hayvan olan insan için esas mutluluk, bir ahiret mutluluğu, Tanrı görüsünün, Tanrı'ya erişmenin sonucu olan ebedi mutluluktur. Bunun yani insan varlığının Tanrı'nın özünün bilgisine erişebilmesi, varlık kaynağının görüsüne sahip olabilmesi için de aklın doğal ışığının Tanrı'nın yardımına, aklın faaliyetinin ürünü olan doğal erdemlerin bir takım teolojik erdemlerle tamamlanmasına ihtiyacı vardır. Söz konusu teolojik erdemler 3 tanedir. Bunlar ise iman, umut ve aşktır. Aquinalı Thomas'ın konumu açısından bu erdemler doğal erdemlerden. Her şeyden önce insanın doğal güçlerine değil de Tanrı'nın lütfuna bağlı olmak bakımından farklılık gösterir. Doğal ve ahlaki erdemlerin iki aşırı uç arasındaki doğru ortayı bulmakla ilgili oldukları yerde bunlar yükseldikçe güç bakımından artan ve yoğunlaşan erdemlerdir. Buna göre teolojik erdemler insanı Tanrı'ya yöneltip onu Tanrı'nın yardımıyla ebedi saadete götüren erdemlerdir. Böylelikle aslında St. Thomas Aquinas'ın Aristoteles'teki fikri erdemlerle davranış erdemlerini akılla ortaya konan, bunları dünyevi mutlulukla ve dünyevi yaşamla daha çok ilişkilendirdiği ama bu erdemlerin teolojik yani dini erdemlerle neydi bunlar? İnanç, umut ve aşk ya da sevgi. Bu erdemlerle tamamlanması halinde insanı ebedi mutluluğa ya da ebedi saadete götüreceği fikrini gündeme getirdiğini görüyoruz ki bu Hristiyanlıkla Aristoteles felsefesi arasında kurduğu sentezin de bir sonucu. Ahlak İslam dünyasında da felsefenin temel ilgisi arasında açıkçası. Orta Çağ felsefesinde size söyledim, Orta Çağ düşüncesinde genel anlamda söylersek kelamcılar, fıkıhçılar, kelam fıkıh geleneği, buna paralel bir biçimde hepimizin bildiği tasavvuf geleneği ve yani İslam mistisizm geleneği ve üçüncüsü İslam filozofları, İslam felsefe geleneği diye üç gelenekten söz etmek gerekir. Genelde teoloji geleneklerine baktığınızda Eşarilik ve Maturidilik gibi teoloji gelenekleri, Eşarilik, Maturidilik ve Mutezile dinsel ahlakın ön plana çıkartıldığı bir saha ama Mutezile'ye baktığınızda özellikle Mutezile'nin felsefeyle ilgisi olduğu için bu başta sözünü ettiğim Etifron ikileminde birinci şıktan yana tavır aldıklarını yani bir şey iyi olduğu için kendinde iyi olduğu için Tanrı tarafından istenilir bu tezi savunduklarını görüyoruz. Buna bir sünni ekol olan maturidilerin de yerler yaklaştığını söylemek mümkün. İyi ve kötünün akılla bilinebileceği meselesinde. Yani bilinebileceği söylediklerini söylemek mümkün. Ama İslam dünyasının ana akımı Eş'arilik ki İslam dünyasında herhalde egemen olmuş olan tasarım bu. Buyrukçuluk yani bir şeyin iyi ya da kötü olup iyi olup olmaması ya da bir şeyin kötü olup olmamasının tamamıyla tanrısal buyruğa bağlı olduğunu söylediklerine tanık oluyoruz. Mesela Eş'ariliğin kurucusu Ebu Hasan Eş'ari'ye şöyle diyor. Şirk koşmak kötüdür çünkü Tanrı şirk koşmanın kötü olduğunu söylediği için kötüdür diyor. Ya da yalan söylemek kötüdür çünkü Tanrı yalan söylemenin kötü olduğunu buyurduğu için. Ve devam ediyor. Eğer diyor Tanrı şirk koşmanın iyi olduğunu buyursaydı şirk koşmak iyi olacaktı diyor. Tanrı yalan söylemenin iyi olduğunu buyursaydı yalan iyi olacaktı. Tabii felsefe çevresinden özellikle İbn-i Rüşd'ün bu anlayışı katı bir dille eleştirdiğini görüyoruz. Çünkü bu ahlakta aklı tümüyle ortadan kaldıran, ahlakı tümüyle ilahi buyruk temeline geriye götüren bir yaklaşım tarzı. Ve tasavvufçulara baktığınızda genelde onların ahlak felsefesinin maddi olandan uzaklaşmak, bir tür Tanrı'ya doğru yapılan seyri sülük, Tanrı'ya doğru yapılan bir yolculuk olduğu ve bu yolculuk sırasında kişinin işte çeşitli merhalelerden geçtiği, sabır gibi, şükür gibi, tevekkül gibi çeşitli merhalelerden geçerek
efendim bu merhalelerden geçerken çeşitli haller ve tavırlar takınarak ahlaki olgunluğunu Tanrı'ya yükselerek tamamladığını ifade ettiklerini görüyoruz. Genelde bunun için Miraç kavramsallaştırmasını da kullanırlar. Tanrı'ya doğru yükselmek. Bu bütün kirlerden, bütün paslardan, bedensel olan istek ve arzulardan, şefke ve şehvet ve öfke yetilerinden arınmakla ilgili bir durum tamamıyla. Ve tabii onlar bu seyri sülüktü, yani Tanrı'ya doğru yapılan mistik, manevi miraç ya da yolculuğu bir tür arınma pratiği olarak da görürler. Arınma pratiği olarak da görürler. Bu yolculuğu Tanrı aşkı için yapmak, Tanrı aşkı için sevmek, onu ön plana çıkartırlar. Mesela tasavvufta tabii iki önemli ekol vardır. Birisi Tanrı korkusuna bağlamaya çalışır her şeyi. Bu herhalde Cüneyd-i Bağdadi ekolü diyorlar. Bir diğer ekol var, Rabiatul Adeviye ekolü. O da sevgiyi temel alır bu Tanrı'ya doğru yükselişte. Bu Tanrı korkusundan dolayı, işte takva diyorlar ona, ondan dolayı erdemliliğe yönelmek ve şeyden kaçmak, mahsurlu olan şeylerden kaçmak, fiillerden. Rabiatul Adeviye ekolü ise tamamıyla sevgi dolayımından, Tanrı sevgisi, Tanrı rızası, Tanrı aşkı dolayımından bir şeye yönelmek. Adaviye'nin şöyle bir öyküde anlatılır o Rabia ile ilgili. İnsanlar cennete gitmek için ya da cehennemden kurtulmak için ibadet yaptıklarını ya da iyi eylemde bulunduklarını görünce dayanamaz. Bir eline bir kova su, bir eline meşale alıp Bağdat sokaklarında bir öte bir deli gibi dolaştığı söylenir. Niye böyle dolaşıyorsun? Elindeki kovayla ne yapacaksın? Ateşle ne yapacaksın diye sorulduğunda, bu ateşle cenneti yakacağım, bu kovasıyla da cehennemdeki ateşi söndüreceğim dediği söylenir. Niye diye sorulduğunda da insanlar ya cennet için ya cehennem için, ya cennet ümidi ya da cehennem korkusundan işte iyiliğe yöneliyorlar. Tanrı aşkı unutuldu der. Dolayısıyla mesela bu Ahmet el-Gazali'nin hayatının son dönemine doğru yazdığı eserlerde de cennet ve cehennem için bir eylemde bulunmanın çıkarcı bir eylem olduğunu gündeme getirdiği ve asıl doğru eylemin Tanrı aşkı, Tanrı rızası, Tanrı sevgisi dolayımında yapılan bir eylem olduğunu söylemeye yöneldiği görülür. Dolayısıyla tasavvufta aşk temeline örülmüş bir ahlak felsefesinden söz etmek mümkün. Bu anlamıyla tasavvufta Platon'un Sempozyum ve Phaedrus diyaloğunda gündeme gelen aşk ve Tanrı'ya doğru yükselirken o seyri sülük dedikleri şeylerde aşkla yükselmek, Platon'un aşk merdiveninin işlevsel olarak gündeme getirildiği görülür. İşte Mevlana, Yunus gibi düşünürlerdi de aslında bu tasavvufun aşk felsefesi, aşk yaklaşım tarzı ön plana çıkar. Tabi İslam'da bir de felsefe ekolü var. Felsefe doğası gereği akılsal bir etkinlik. İslam filozofları ahlak konusunu şer'i ve dini bir konu olarak görmekten ziyade büyük ölçüde ne diyelim pratik aklın bir ürünü olarak görmekte ve pratik akıl temelinde konuya yaklaşmaktadırlar. Bu yüzden bir iki örnek üzerinde durmak gerekirse sanırım kindiği üzerinde durabiliriz. Kindi daha önceki derslerden hatırlayacaksınız. Büyük ölçüde antik Yunan mirasına da dayanarak evreni, yani makrokozmos dediğimiz evreni büyük bir canlı olarak görüyor idi ve evrendeki her şeyin kendi yetkinliğini gerçekleştirmek için Tanrı'ya doğru ulaşmaya çalıştığını söylüyor idi. Yine nesneler dünyasında insanı merkezi bir yere oturtuyordu ve insan da kendisini gerçekleştirme, kendi mutluluğunu, kendi iyisini, kendi saadetini gerçekleştirme ve o da Tanrı'ya benzemeye çalışıyor idi. Bu yüzden baktığınızda Kindi'ye tüm evrenin aslında Tanrı'ya benzemeye çalıştığını, evrenin aslında bu anlamıyla bir bütün olarak yaratılış amacının Tanrı'ya benzemek ve
Tanrı ahlaki bir ideal olduğuna göre ahlaki bir kisve kazanmak olduğunu söylemek mümkün. Şimdi doğrudan ahlakı ele alan 4 Risale kalemi aldı. Bunlar Risale fil ahlak, ahlak konusunda Risale, Risale fil tembih ala redail, fezail, faziletler, erdemlerle ilgili bir Risale. Risale fil tahsili sübülü fezail, yine erdemler, şeyle, faziletlerle ilgili. Yine Risale fil hileli defil ahsanı var. Bu üzüntüleri yenme Risalesi. Bu Risalelerden sadece sonuncusu günümüze ulaştı. Bu nedenle onun ahlak konusundaki görüşlerini tam anlamıyla bilmiyoruz. Ama bize ulaşan Tanımlar Risalesi ve Nefs Risalesi'nde söylediklerini bir araya getirildiğinde kendinin ahlakı insandaki eylemsel aklın, yani ameli aklın konusu olarak ele aldığını gösteriyor. Eylemsel akıl, kuramsal akıldan farklı olarak sağlam sanıları elde etmeyi amaçlıyor idi. Bu sanılar, eylemlerin iyi ya da kötü oldukları konusunda insanda kökleşmiş olan inançlar. Ancak bu akıl, kuramsal akıl ya da yakın kuramsal akılla da yakından ilişkili. Çünkü kuramsal aklın bilgi bakımından yücelişi, eylemsel aklı da etkiliyor ve ahlaki yücelişe neden oluyor. İnsan bilgiye bağlı olarak erdemliliğe ve nihayet mutluluğa ulaşıyor. Bilgi hem iyiyi kötüden ayırt etmeye hem de nefsin arınmasına ve yücelmesine yardımcı oluyor. Böylece kişi yaratıcının aydınlığıyla aydınlanıyor, giderek ona benziyor ve kimliğe göre mutluluğa ulaşıyor. İnsandaki akıl tanrısal bir tabiata sahip olduğu için insanın iyiliğe karşı doğal bir eğilimi var. Kötülük onun tabiatına uygun değil bu anlamıyla. Kötülük, öfkenin ve şehvetin akla üstün gelmesinden doğan bir şey. Bir başka deyişle kötülük, kindiye göre bedensel olandan kaynaklanıyor. Bilgi, bedensel olan şeylerin denetim altında tutulmasında ve onlardan kurtuluşa yardımcı oluyor. Bu anlamda kişi düşünme ve ayırt etme gücüyle ilişkili olarak ortaya çıkan iradesiyle doğru olanı seçmek durumunda. Şimdi Tanımlar Risalesi'nde El-Fezailül İnsaniye, yani insani erdemler kavramsallaştırmasında bulunuyor ve bu insani erdemleri insana ait huylar olarak nitelendiriyor. O erdemlerin nefste ve nefsin fonksiyonu olarak gördüğü bedende ortaya çıktığını söyler. Bu erdemler en güçlü ifadesini Platon'da bulan eski Yunan'ın 4 büyük erdemidir. Bunlar bilgelik, cesaret, iffet, itidal veyahut adalettir. Bunlardan ilk üçü nefsin erdemleridir ve nefsteki uyumlu fiillerdir. Sonuncusu ise, yani adalet dediğimiz şey, nefsin toplumsal ilişkilerde beliren bir faaliyetidir. Bilgelik, insanın düşünme gücüne ait bir erdemdir. İnsan bununla tümel varlıkların hakikatini bilme ve bu bilgiyi hakikat doğrultusunda gerektiği gibi kullanmayı öğrenir. Yiğitlik, üstün gelme ve öfke gücüne ait bir erdemdir. Yapılması gerekeni yapma ve önlenmesi gerekeni önleme hususunda ölümü göze almak demektir. İffet, yine kindiye göre, arzu ve şehvet yetisiyle ilişkili bir erdemdir ve bedene yetmek için alınması gereken tedbirleri edinmek, sonra bunları korumak ve benimseyip uygulamak ve buna aykırı olanları yapmamaktır. İtidal, bu adalet demek aynı zamanda, adalet, itidal yahut adalet ise fiil ve davranışlarda normal ve dengeli olmak anlamına gelmektedir. Buna göre eksikliği ve fazlası olmayan davranışlar erdemli sayılır. Bu bakımdan itidal yahut adalet diğer üç erdemi de içeren en temel erdem olmak durumunda. İtidal yahut adalet kindide Aristotelesçi altın orta fikrinin bir ifadesi gibidir. Nitekim o erdemlerdeki ifrat ve tefridi, yani aşırı ucu reddetmeye yönelir. Şimdi
köpeğe benzettiği, öfke ve domuza benzettiği şehvet yetisinin akılla denetlenmesine, diğer bir ifadeyle itidale vurgu yapsa da, insanın ahlaki yapısının oluşumunda gezegenlerin hareketleri ve iklimin etkisine de köklü vurgular yapar. Ona göre ayüstü dünyada oluşup bozulan her şeyin yakın nedeni gezegenler, uzak nedeni ise Tanrı'dır. Bu dünyada her şey determinizmle işler. Göksel nesnelerin uzaklığı, yakınlığı, inişi, yükselişi, hızı, bir araya gelmeleri, ayrılmaları gibi hususlar, hamilelik sırasında anneyi ve döl yatağında çocuğun oluşumunu etkiler ve bu etki çocuğun mizacını şekillendirir. Kişilerde ahlaki farklılıkla bunlardan kaynaklanır. Örneğin ekvatora yakın yerde ve o iklimde yaşayanlar öfkeli ve saldırgan olur. Aşırı derecede heyecanlı ve şehvet güçleri de fazla olduğundan düşünceleri daima değişkendir. Buna karşın soğuk bölgede yaşayanlar sabırlı, vakarlı, dayanıklı ve cinsel ilişkiye düşkün olmayan namuslu ve aşırılıktan uzak kimselerdir. Mizaçları normal olduğu için akılsal yetileri güçlüdür. Şimdi ruhun arındırılması sorunu da bir ahlak sorunu olarak ele alır. Ve gnostik bir yaklaşımla yeme, içme ve cinsel ilişki gibi temel duyusal hazlardan uzaklaşmak ve duyusal algı dünyasından sıyrılmak suretiyle insan nefsinin arınacağına, melekleşeceğine ve hatta Tanrı'ya benzeyeceğine inanır. Maddi dünyadan ve tenzel hazlardan bu sıyrılış, nefsin ayna gibi parlamasına, hakikatin aynaya yansır gibi nefse yansımasına ve kişinin mutlu olmasına yol açar. Bu anlamıyla kindiğinin genel felsefesinde nefsin arıtılmasına ve mutluluğa ilişkin olarak söylediği her şey ahlak içinde geçerli olmak durumundadır. Bunun dışında kindiğinin Risale-i Defil Ahsan isimli üzüntüleri yenme risalesi diye bir risale kaleme aldığını, ölüm korkusunu bir tür hastalık olarak gördüğünü, ölüm korkusundan kurtulmak gerektiğini iddia ettiğini, yine üzüntüleri yenmek için bir insanın bir çaba içerisinde olması gerektiğini söylüyor. Bu da aslında stoacı bir temele giden, elinde olanı ve olmayanı bil ona göre davran ilkesinin ön plana çıktığını görüyoruz. Kişi elinde olmayan şeylerden dolayı üzüleceğine diyor kimliği, elinde olan şeyler varsa onları değiştirmeye çalışmalıdır. Yoksa değiştiremeyeceği şeyler için üzülmek boşunadır. Yani kaderin getirdiklerine üzülmek, işte ne bileyim ölüm karşısında üzülmek değiştiremeyeceğimize göre boşunadır demeye çalışır. İslam dünyasında ahlak sorununa bir diğer örnek sanırım İhvan Safa grubunu verebiliriz. İhvan Safa'da ahlaka bakabiliriz kabaca. İhvan Safa da ahlakı nefsle ilişkili olarak ele alıyor. Yine onlara göre de nefsin bilici ve yapıcı güçleri var. Bilici gücü, akılsal yetilerimiz, duysal ve akılsal yetilerimiz, bir de öfke ve şehvet arzu yetilerimiz, bizi eyleme götüren şeyler var. Nefs İhvan Safa'ya göre sadece bilginin değil, eylemin de ilkesi. Bu anlamda İhvan'a göre ahlak da nefsin yetileriyle ilişkili. Onlar Aristotelesçi geleneğe uyarak bitkisel, hayvansal ve insansal nefs ayrımına bağlı olarak üç tür içgüdüsel ahlaktan söz ediyorlar. İlki karaciğerde yer alan bitkisel nefse ait ve bu ahlak bitkisel nefsin yetileri, eğilimleri ve şehvetleriyle ilgili. Öz olarak bitkisel nefsin sahip olduğu yetiler onun erdem ve erdemsizlikleridir. İhvan'a göre bitkisel nefsin ahlakı cinlere benzer. İkincisi meskeni kalp olan hayvansal nefsin ahlakıdır ve bu ahlak da hayvansal nefsin yetileri, eylemleri, duyuları ve benzeriyle ilişkilidir. Bunun ahlakı ve hisleri insana benzer. Üçüncüsü, meskeni beyin olan düşünen nefsin ahlakıdır ve düşünen nefsin yetileri, onun ayırt etme yetenekleri ve kabiliyetleri, erdem ve erdemsizliğinin kaynağıdır. Onun ayırıcı vasfı meleklerle benzerliğidir. İnsan nefsinin bitkisel, hayvansal ve insansal nefsi kuşatması, onun her türden ahlakı yetenekli olduğunun bir göstergesi olmak durumundadır.
Buradan yola çıkarak ihvanın iki tür ahlak ayırdığını görüyoruz. İlki, az önce söz konusu ettiğimiz üç tür ahlakı içeren insan tabiatına doğuştan yerleştirilmiş ahlak. Buna ahlakı merkuze diyorlar. Diğeri ise kazanılmış ahlaktır. Yani ahlakı müktesebe. İhvana göre insan tabiatına işlenmiş olan ahlak ya da insan tabiatına yerleştirilmiş olan ahlak, bedenin organlarında her birinde bir şeye hazır ve yatkın olma halidir. Bu yatkınlık sayesinde nefse herhangi bir davranışı ya da eylemi, herhangi bir sanatı ya da bilgiyi ortaya koymak, bilimlerden herhangi birini, bir edep ya da ahlakı veya siyaseti uzun uzun düşünüp taşınmadan öğrenmek kolay gelir. Örneğin, insan doğası gereği cesarete yatkın ise korkulacak şeyler üzerinde düşünüp taşınmadan gider. Yine doğuştan cömertliğe eğilimi varsa cömert davranmak, yaratılışı itibariyle itidale yatkın ise düşmanlık ve öfke anında kendine hakim olmak daha kolay olmaktadır. Doğası itidale yatkın olmayanların adalet, cömertlik, iffet gibi ahlaki konularda fiillerini ortaya koymadan düşünüp taşınmaları zorunlu bir çabayı gerektirir. Bu tür insanlar söz konusu davranışlara ancak emir ve yasak, vaat ve tehdit, övgü ve yergi, teşvik ve uyarı aracılığıyla sevk olunurlar. İşte dinin emirlerinin çoğu bu kötü tabiatlı insanlar için konmuştur. Dinin bazı vaatlerde bulunması, bir takım şeylerden sakındırması, bazı şeyleri teşvik etmesi ve bazı uyarılarda bulunması bundan dolayıdır. Kazanılmış ahlak ise geleneksel uygulamalarla ve sürekli yapa yapa insanda alışkanlık ve adet haline gelmiş ahlaktır. Bu açıdan ihvan çocuklara doğru ahlakı kazandırmak için ahlaki pratiklerin önemine vurgu yapar. İhvan kazanılmış ahlaka vurgu yapsa da insanlardaki ahlakın farklılaşmasının nedenini ele alırken sonucu üzerinde zorunlu etki bırakan astrolojiyi merkeze alarak şöyle der. Ey kardeşim, bil ki insanların ahlakı ve tabiatları dört nedenden dolayı farklılaşır. İlki, bedenlerinin karışımı ve bu karışımların yapısı. İkincisi, ülkelerinin toprağı ve ikliminin farklılığı. Üçüncüsü, atalarının, öğretmenlerinin, hocalarının, kendilerini büyüten ve kendilerini eğiten insanların inançları. Dördüncüsü ise ana rahmine düştükleri anda ve doğumları sırasında astrolojik hükümlerin gerekleridir. Bu sonuncusu esas, diğeri ise tali olmak durumundadır. Dikkat ederseniz ıfvan safa büyük ölçüde iki tür ahlak anlayışı aslında ortaya ayırmaktadır. Birisi doğuştan getirdiğimiz merkuze dediği, doğuştan getirdiğimiz, birisi ise mükteseb ya da kazanılmış ahlak diye nitelendirdiği şeydir. Ama dikkat ederseniz bu doğuştan getirdiğimiz ahlak anlayışında şeyin merkezi bir rolü var. Ne diyelim ona? Astrolojik doğduğumuz sırasındaki göksel durumun ve mizacımızın şekillenmesinin büyük bir etkisinin olduğunu söylediğini görüyoruz. Doğuştan şekillenmesinin. Ama öte yandan öğretmenlerimiz, çevremiz, ailemiz, işte inançlarımız ve çeşitli pratiklerimizle elde ettiğimiz kazanılmış bir ahlaktan da söz etmeye yöneldiğini, söylemeye çalıştığını görüyoruz. İslam dünyasının bir diğer önemli ahlak felsefecisi kuşkusuz Ebu Bekir Zekeriya Razi, şu deist düşünür, dinleri eleştiren düşünür. Razi, din eleştirmeli bir düşünür olarak ahlakı akılsal bir temelde ele almakta ve kendi sisteminde ahlaka önemli bir yer vermektedir. Es-Siretül Felsefiyye isimli risalesinde, felsefi yaşamda yani risalenin adı, Sokrates'le ilişkilendirdiği kendi yaşam tarzını savunurken hazlar konusunda itidalli bir yaşama gönderme yapar. Filozof ne bir zahit gibi ne de hazza boğulmuş birisi gibi yaşamalıdır.
Yani yaşamın ve üst ve alt sınırları vardır. Üst sınır, bir filozofun ötesine geçmemesi gereken, adalete aykırı davranmaksızın ve akla uygun olmayan şeylerden kaçınmaksızın elde edilemeyecek olan hazlardan uzak durmaktır. Alt sınır ise kendine zararı dokunamayacak ya da hastalık vermeyecek kadar yemek yemek, bedeni korumak, yani bedeni koruyacak kadar yemek ve bedeni koruyacak kadar giyinmek gibi şeylerdir. İşte bu iki sınır arasında yaşayan kişi ona göre filozofların erdemine uygun bir yaşam sürüyor demektir. Ebu Bekir Razi Siretül Felsefiye de gündeme getirdiği felsefi yaşam tarzını Et-Tıp Er-Ruhani, buna ruhani tıp diyebiliriz ama ahlak kitabı. Çünkü biliyorsunuz İslam dünyasında Antik Yunan'ın da etkisiyle, belki Platon onun etkisi daha fazla, bir bedeni tıp, bildiğimiz cesedani tıp diyorlar, bedeni yöneten, bedeni iyileştiren tıp. Bir de ettiber ruhani var. Bu da ruhu tedavi eden. Bu ahlak olarak görülür genelde. Ettiber ruhani adlı yapıtında daha da detaylandırır. Yapıt kötülüklerin neler olduğunu ve onlardan nasıl kaçınmamız gerektiğini anlatır. Bedeni sağaltan ettip el cesedani gibi ettip el ruhani de aklı ve ahlaki hastalıkları sağaltır. Razi ahlakını akli temele oturttuğunu göstermek adına esere akılla başlar ve onu everek, överek iyi ve kötünün bilinmesinin aracı kılar. Ardından arzular konusuna yönelir. Onlara hakim olmanın önemine vurgu yapar. Arzu konusunu ele alırken Platon'un üç parçalı nefs öğretisini de ele alır. Buna göre nefs, düşünme, öfke ve şehvet yetilerinden oluşur. İşte ahlak bu yetiler arasında adaleti sağlamakla ilgili bir şeydir. Bu anlamıyla Razi, aklın öfke ve şehvet yetilerini denetlemesini talep eder ve özellikle heva diye ifade ettiği şehvetin bastırılmasına özen gösterir. Şehvet yetisi ona göre insanı hazza çağırır. Oysa haz talep edilebilecek bir şey değildir. Ebu Bekir Razi'ye göre hazzın esası bir şeyin insanı ne tür durumu ifade eden doğal bir durumdan çıkarıp acıya maruz kılması ve ardından acıdan kurtararak başlangıçtaki nötr olan duruma geri döndürmesinden ibarettir. Söz gelimi serin bir yerde dururken herhangi bir nedenle bunaltıcı güneşin altına çıkan kimse doğal halde uzaklaşıp güneşin bunaltıcı ışıklarına maruz kalması yüzünden acı tekrar serin yere, yani başlangıçtaki doğal durumuna geri döndüğünde de güneşin sıcağından kurtulduğu için haz hisseder. Ebu Bekir Zekeriya Razi'ye göre doğal hal, yani bedenin alışık olduğu ilk hal, haz ve acının bulunmadığı ne tür bir duruma işaret eder. Doğal halden çıkma acı, doğal hale geri dönmek ise haz meydana getirir. Bu öğretinin Platon'da kimi izleri bulunsa da özü itibariyle tıbbi bir temele dayandığı açık. Zira hiçbirimiz çoğu kez sağlıklı durumdayken sağlıklı olduğumuz için haz duymayız. Ne zaman sağlığımızı yitirir, tedavi sonu eski halimize gelirsek büyük bir mutlulukla haz duyarız. Bir tabip olan, bir doktor olan Razi'nin mesleki deneyimlerini felsefesinin temeline oturtması bizi şaşırtmamalıdır. O Platoncu haz teorisini tıbbi deneyimleriyle zenginleştirmiş bir tabip filozof olarak karşımızda durmaktadır. Ancak burada bir noktanın daha altını çizmek gerekir. Ona göre her doğal halden çıkmada acı hissedilmediği gibi her doğal hale dönmeden dolayı da haz elde edilmeyebilir. Eğer doğal halden çıkma ve dönme kısa bir anda, birdenbire değil de uzun bir zaman diliminde ve yavaş yavaş gerçekleşirse, o zaman hissedilen bir şey olmadığı için haz ve acı da meydana gelmez. Bu da uzun süre hastalıklarla yaşayan
ve doğal durumu unutan insanın durumunu anlatıyormuş gibi gözükmektedir. Yine ona göre örnekten de anlaşılacağı gibi her azdan önce bir acının bulunması gerekmektedir. Çünkü hazzı ortaya çıkaran doğal hale dönmektir. Ancak o acının meydana gelmesine yol açan durumdan çıktıktan sonra oluşmaktadır. Ayrıca haz öncesindeki acıya bağlantılıdır, bağlıdır ve verdiği mutluluk ona denk bir biçimde gerçekleşir. Şu halde Razi'nin haz öğretisinde bir çeşit haz acı döngüsü söz konusudur ve mantıksal sıra düşünürsek önce acı sonra haz gelmektedir. Bu açık sası mutlak hazın olmadığını savunan, hazın acıdan kurtulmak olduğunu ileri süren ve acının yokluğu anlamında negatif bir kılıkta ortaya çıkan bir hazcılık olarak nitelenebilir. Hazza negatif yaklaşan Razi, ahlak negatif yaklaşım, yani bu hazza negatif yaklaşımı Razi'nin ahlak felsefesine de damgasını vurur. Doğru yaşam şu halde insanı hazza sevk eden arzulardan kurtulmak ve akılla öfke ve şehvet yetisini denetleyerek itidalli bir yaşam sürmektir. İslam dünyasında kuşkusuz ahlak felsefesi deyince akla gelen önemli simalardan birisi İbn-i Miskeveh'tir. Hatta İbn-i Miskeveh'i bir ahlak filozofu olarak nitelemek de mümkün. İbn-i Miskeveh bütün felsefi şeyi siz söyleyin, efendim ahlak felsefesini Platoncu nefs öğretisine geri götürür. Nefsi ölümsüz bir parça olarak görür ve nefsin ölümsüz yanı tabii akılsal yanıdır. Nefsin akıl, öfke ve şehvet olmak üzere üç parçası söz konusudur ona göre. Mesela bu nefs öğretisini ya da psikolojisini Tehzibül Ahlak ve Tathirel Arak isimli eserinde ahlak ve eğitim görüşlerini temellendirmek için kullanır. İnsanın ahlaki yücelişi ve düşüşü nefsani yetilerle doğrudan ilişkisi bulunan erdem, yani Arapçasıyla fazilet ve erdemsizliklerin, yani Arapçasıyla reziletin sonucudur. Ona göre akli nefsin ılımlılığı ya da itidali, bilgi ve bilgelik erdemine, istekli ya da arzu duyan nefsin akli nefse uyumlu ve ılımlı hareketi, iffet ve buna bağlı olarak cömertlik erdemine, öfkeli nefsin akli nefse uyumlu ve ılımlı hareketi, yumuşak huyluluk, Arapçasıyla hilm dedikleri erdeme ve sonunda cesaret erdemine iletir. Bütün bu erdemlerden de onların yetkinliği olan adalet erdemi ortaya çıkar. Böylece İbn-i Miskeveh ve Platon'u izleyerek temel erdemleri bilgelik, iffet, cesaret ve adalet olarak belirlemiş olmaktadır. Ancak bu erdemleri İslam'da önemsenen bazı diğer erdemlerle de zenginleştirmeyi ihmal etmez. Hikmet erdeminin altına zeka, anımsama, akletme, zihin aralığı, kolay öğrenme, iffetin altına haya, şehvete hakim olma, sabır, cömertlik, özgür olma, kanaat, yumuşak huyluluk, düzenlilik, doğru yolda olma, barışseverlik, ağırbaşlılık, kötülükten sığınma, sakınma, yiğitliğin altına gözübeklik, hikmet sahibi olma, sebat, yüreklilik, sıkıntıya katlanma, adaletin altına ise dostluk, ülfet, yakınlarla iyi ilişkiler kurma, ödüllendirme, iyi muamele yapma, işi güzel yapma, sevgi ve dindarlık gibi alt erdemleri yerleştirir. Erdemi iki aşırı uç arasında kalan orta yol biçimde tanımlamasında ise Aristoteles'i izler. Bu tanımlama Kur'an'da da yer alır. Kişi bu erdemleri başkaları için kullanmadıkça onların sahibi olamaz. Söz gelimi bir kimse cömertliği başkaları için kullanmazsa ona savurgan, cesareti başkaları için kullanmazsa ona sert adam, bilgeliği başkaları için kullanmazsa ona gözlemci adı verilir. İstek ve öfke yetisi hayvanlarda da bulunduğu için bu yetilere bağlı erdemlere hayvansal erdemler denilir
ve onların yalnızca bu dünyada umut ve saygı kaynağı olduğu belirtilir. Yalnızca insana özgü akli nefsi ilişkin olan bilgelik ise hem bu dünyada hem de ötekinde umut ve sevgi kaynağı olmak durumundadır. Her erdem aşırı uçlar arasındaki orta yolu temsil ettiğine göre az önce sözünü ettiğimiz dört ana erdemden her birinin aslında iki karşıtı bulunmakla birlikte onların gerçekte dört temel karşıtı bilgisizlik, açgözlülük, korkaklık ve baskı olmak durumundadır. İbn-i Miskeveh erdemlerin karşıtı olan erdemsizlikleri yani rezillikleri bir hastalık olarak da görür. Erdemsizlikleri hastalık olarak gören bu görüş Galen'e değin geriye gitmektedir ve İslam kültüründe tabip filozof Ebu Bek Zekeriya Errazi'nin Et-Tıp Er-Ruhani adlı eserinde genişçe işlenmektedir. Nitekim İbn-i Miskeveh şöyle diyor. Bir orta yol olan yiğitliğin iki ucunda korkaklık ve ataklık, iffetin iki ucunda açgözlülük ve gevşeklik, hikmetin iki ucunda aptallık ve budalalık, adaletin iki ucunda ise zulüm ve baskı yer alır. İşte bunlar nefis sağlığını gösteren erdemlerin karşıtı olan belli başlı hastalıklardır. Bunların altında sonsuzca alt türler söz konusudur. Burada son bir iki şey de şunu da ilgili söyleyeyim. İbn-i Miskeveh toplumsal yaşamı gündeme getirdiğinde, ahlak gündeme getirdiğinde sevgi ve dostluk kavramlarını da işler. Tabii Tanrı sevgisi kavramı merkezi bir yerde oturur. Ama yöneticiyi sevmek, babayı sevmek, öğretmeni sevmek, eşini sevmek ve toplumdaki üyelerin birbirini sevmeleri ve dostluk bağıyla bağlı olmalarının ahlak duygusunun ve toplumdaki birlik ve beraberliğin gelişmesine katkı sağladığını söylemeye çalışır. Zaten biliyoruz ki Aristoteles'in Nikomakos'u Etik'in 9. ve 10. kitaplarında sevgi ve dostluğu ele almaktadır. Sevgi ve dostluk bu yüzden antik Yunan felsefesinde de ahlak gündeme geldiğinde önemli bir husus olarak karşımıza çıkar. Orta çağda, İslam dünyasında orta çağda ve daha sonraki serüvende sanırım 18. yüzyıla kadar ister Nasreddin Tusi'nin ahlakı Nasirisine bakın, isterseniz Kralızade'nin ahlak-ı alaisine bakın, Osmanlı'da yazılmış ahlak kitaplarına bakın. Bu genelde İbn-i Miskeveh'in Tehzib-ül Ahlakı'nın bir model olarak ele alındığını görürsünüz. Ancak burada bir fark vardır. Daha sonraki ahlak kitaplarında Tusi'de de böyle, Kınalızade'de de böyle, Osmanlı'da yazılmıştı olan da böyle. Bu kitaplar aynı zamanda ahlak, siyaset ve ev yönetimini bir araya getirmiş gibi gözükür. Dolayısıyla üç disiplini tek kitap altında toplar. Evet, İslam dünyası bu ahlakla ilgili, Orta Çağ felsefesinde ahlakla ilgili ana söyleyeceğim şeyler bunlar. Biraz da siyaset felsefesi üzerinde konuşmak gerekiyor ama şöyle bir 10 dakika ara verelim. Ondan sonra siyaset felsefesiyle ilgili de konuşuruz biraz, tamam. Bir ara verelim.